Keşke herkes masariyetlerine öyle baksa bakabilse. Herkes dese ki nefis cümleden edna, vazife cümleden ala. Herkes diyebilse ki değildir bu bana layık bu bende. Bana bu ile ihsan nedendir? Herkes diyebilse ki dine hizmet ettim diye fahirlenme. Allah bazen bu dini bir facirin eliyle de teyit eder. Müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Şahsi hayatın itibariyle acaba ben bir fasık mıyım? Nifakım var mı? Demelisin. Kendi durumunu bu şekilde belirlemezsen hatalar hafif gelir sevap iklimine de yanaşamaz. Kendini arınmaya muhtaç, kusurlu bir insan görmedikçe istiğfar bilmezsin, bilemezsin. Tevbe bilmezsin, bilemezsin. İnabe bilmezsin, bilemezsin. Evbenin rüyasını bile göremezsin. Üstümü başımı kirlettim akli melekelerimi kirlettim. Tasavvur sistemimi kirlettim. Tahayyül mekanizmamı kirlettim. Mülahazalar olursa bir arınma kurunası ararsın. Fakat kendini pir pak, kusursuz, melekler gibi masum ve masum görürsen tepeden tırnağa kir akıp durduğu halde kirlerini görmezsin. Ve kendi kirlerini görmeyen insanlar ruh haleti itibariyle insan psikolojisinde vardır. Dışarıda kirli aramaya durur. En çok başkalarını lekeleyen, onlar hakkında na seza, na beca sözler söyleyen tepeden tırnağa levsiyata batmış insanlardır. Kendini görmeyen bu körler Bunlara elli tane bilmem kaç numaralı gözlük bile taksan nazarlar hep başkalarının üzerinde, dışarıda kirli aradıklarından dolayı tepeden tırnağa bir levsiyat içinde olduklarını, zift kazanı içinde bulunduklarını katiyen ve kativeten göremezler. Acınacak durumdadırlar. Siz de acıyabilirsiniz. Zift kuyusuna düşmüş bir insanı acımak istemez misiniz? Hele bu zift kuyusunun akıbeti cehennemdeki zift kazanları ise. insan olana yakışan şeyi, düşen şey onu acımaktır. Dolayısıyla olsun, batsın, bitsin, yerin dibine geçsin mülahazaları mümince tavır ve davranış değildir. Allah ıslah eylesin. Bu zift içinde bulunduğunu Cenab-ı Hak ona göstersin. Arınma yollarını hidayet eylesin. Demek düşer. Yoksa birileri böyle kalkıp sövüp sayarken mukabeleyi bilmişsil kaide-i zalimanesiyle aynı tabiyeler oluşturur, aynı mevziler oluşturur aynı şekilde taarruzlara geçilirse şayet memlekette tabiyeden geçilmez, mevziden geçilmez, taarruzdan sıyrılma imkanı olmaz. Herkes birbirinin boğazına sarılır. Bilmiyorum hakikaten yamyamlar öyle insanları yiyorlar mıydı, pişiriyorlar mıydı? Batılı misyonerler yiyorlardı diyorlar. Hatta ricali devletten birini bile yediğinden bahsederler. Zannediyorum o oh, günümüzde gıybetle insanların etini yiyen, iftira eden, her gün bir yalanla onları karalamaya çalışan durumları insanlardan daha hafifti. Geleneksel olarak onlar insan yemeyi öyle görmüş, öğrenmişlerdi. Fakat İslami gelenekte yalanı adet haline getirmek, iftirayı adet haline getirmek, insanları karalamayı adet haline getirmek, intikam duygusunu adet haline getirmek, birlerini bitirmeyi huy edinmek, İslam geleneğinde, İslam'ın temel kurallarında, Kur'an'ın temel disiplinlerinde, sünnetin temel esaslarında, fukahayı kiramın temel iştihatlarında, istimbatlarında ahlakı, aliyeyi, İslamiyeyi değişik kitaplar halinde telif eden o mübarek insanların kitaplarında görmek mümkün değildir. Bu açıdan da ister neşriyat yoluyla, isterse doğrudan doğruya televizyon, mikrofon filan onlarla seslerini bütün cihana duyurucasına İnsanların etlerini yen ki kıybete et yeme diyor Kur'an-ı Kerim. E yuhibbu ahadukum en ya'kul lahma akhihi meyta. Ölü kardeşinin etini yemeyi arzu eder mi? Etmez yani bir insan. Ama işte birinin kıybetini etmek, ölü eti yemek gibi şeni, çirkin, ahseni takvime masar insanla telif edilemeyecek bir denaettir, bir şenaettir. Öteden beri ola gelmiştir bu. Bu haksızlıklar, bu zulümler. Fakat bazı devirlerde zirve yapmıştır. Yezid döneminde Yezidler bunu zirveleştirmişlerdir. Yezid bir tane değildir yani. O Yezid'in ordusunda baş kaldırabilirlerdi. Ehli Beyt'i Resulullah'a karşı tavr almaya karşı baş kaldırabilirlerdi. Fakat hem o tarafta hem beri tarafta bir kısım ziyaret ahlakıyla ona da takalluk etme denir mi? Fakat öyle davranan insanlar vardı. O 25 30 40 tane insanın Ehli Beyt'ten kadın, çoluk çocuk. Nasıl Suriye'de aynı şey yaşanıyor, nasıl Myanmar'da aynı şey yaşanıyor. Çağın yezitleri aynı şeyleri yapıyorlar. Nerede o türlü vahşet ve denaet varsa yezit ruhu hortlamış demektir. Bir taraftan onun üzerine geldiler. O bir avuç insan adeta savaşıyor gibi üzerlerine geldiler. O bir avuç insanın savaşma gücü yoktu, savaşma niyeti de yoktu. Belki bir davete, bir çağrıya icabet etmişlerdi. Onlar da Irak'a gitmeye karar vermişlerdi. Seyyidina Hazreti Hüseyin Efendimiz belki ikaz edilmişti orada. Dinmiştir yani. Çünkü kendinden evvel keşke bu Irak Acem, bu Irak'la aramızda ateşten dağlar olsaydı diyen halifeler var. Onların o yüksek vasiretine hayranlık duymamak mümkün değildir. Onlara güven olmazdı. Perse güven olmazdı. Katiyen. Ama günümüzde bir sürü perse güvenenler var. Biz ki Müslümanız aldanırız fakat aldatmayız. المؤمن müminu girrun والمنافق vel münafiku khibbun facirun. Öyle de deyin, öyle de deyin. Mümin emniyet insanıdır fakat aldanır. Hazreti Pir de diyor. Biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. O koca sultan böyle ona haşa aldanma sözünü de nispet edemem çünkü onlara çok şey borçluyuz İslam'ın kalbi ve ruhi hayatın onlara borçluyuz. Şaziller ondan, Kadiriler ondan, Mustafa Beklinî Sıddekiler ondan, Muhammed Baudin Nakşibendiler onlardan, onlardan, onlardan ahir zamanda saflaşacak, durulaşacak, bir yönüyle kendi havuzunu bulacak orada teraküm tahşüd edecek ve İslam'ın mahkûs kaderini değiştirecek de onlardır. Allah'ın izni inayetiyle doğrudan doğruya veya bir yönüyle onların meydana getirdikleri anil merkez hareketle Allah'ın izniyle merkez kaç demek bu. Merkezi onlar oluşturacaklar. O açılımı onlar sağlayacaklar Allah'ın izniyle. Çağımıza ışık tutan Pirimuhan şem itaban ziyai himmet onlardan birisidir. Nispet edin etmeyin. Nispet bir yönüyle bazen de belki burada zorlanma bir tekellüf olabilir. Gerek yok onlara. Önemli olan öyle bir misyonun eda edilmesidir. Bir taraftan bunu görmeyen körler var. Bir taraftan körü körüne onun üzerine haince giden yezit gibi insanlar var. Savaşamayacak insanların üzerine gitmek insanlığını yitirmiş canavarlara mahsus bir şeydir. Azıcık böyle imanı nazar etseniz günümüzde de değişik yerlerde buna Türkiye'de dahil aynı vahşeti görmeniz mümkündür. Biraz evvel kısmen o değişik coğrafyalarda sizi nazaran gezdirmeye çalıştım. Bakın yanı başınızda Şiamette dönüşmüş şama bakınız. Ve bir yönüyle esas medeniyet merkezi İslam'ın zeki bir evladı dediği Masra bakınız. Myanmar'a bakınız. Irak'a bakınız. Bangladeş'e bakınız. Dünyanın değişik yerlerinde hayalinizle bir seyahat tertip ediniz ve dolaşınız. İnsanlar vahşet içinde birbirlerini çiğniyorlar. Aya sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç. Emanet lafzı bir medlul, manasız bir kelime haline gelmiş emanet. Yalan raiç, tervic ediliyor. Siz yalan söyleyin, iftira yazın alacağınızı bizden alın. Yalan, raiç, hiyanet, mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, hele dindarlar arasında. Ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın, gitsin, kesilsin vicdanlar lal. Bu izmihlal ahlakı yürürken, kalmaz istiklal, kalmaz devlet, kalmaz hayal, kalmaz ümniye, kalmaz ideal, kalmaz mefkure. Evet, dünya kan alıyor Ve ahvali adiye denmiş gibi görüyorsunuz. Her yerde o ona bakıyor, o da ona bakıyor. Galiba bunlar böyle olağan şeylerdenmiş diyorlar yani. Dolayısıyla o vahşet, o denaet, o şenaat, o yalanlar, o iftiralar, o intikam duyguları, o birilerini karalamalar yatarken sürekli bitirme hülyalarıyla yatan, bitirme senaryolarıyla meşgul olanlar. Kalkarken de bizzat o senaryoların figürü olan, figüranlar uykularını senaryo yapmakla, rüyalarını senaryolarla kirletmekle, kalktıkları zaman da o kirli senaryoları oynamak suretiyle bayağı aktörler olarak etrafa sürekli levsiyat saçma. Herhalde İslam var olduğundan bu gene güne çağımızda olduğu gibi olduğu kadar bu ölçüde kirlenmemiştir böylesine bir levsiyat bekçiliğine sürülmemiştir. Ve bununla beraber İslam'a ait bazı şeyleri ikame iddiasında bulunma. Onu adını demiyorum ben. Birler her şey üzerlerine aldıkları için üzerlerine almasınlar, üstlerinden geçsin. Evet, bir yönüyle çok önemli, hayati bir şeyi ikame iddiasında bulunuyorlar. Konjöktörden haberleri yok. İçtimai coğrafyadan haberleri yok. Cehaletin bu kadarına pes. Fakat bir de kocaman kocaman iddialar. Öyle iddialar ki Hazreti Ömer'in yapamadığı, Hazreti Ebu Bekir'in yapamadığı, Hazreti Osman'ın yapamadığı, Hazreti Ali'nin yapamadığı, sahabe-i kiramın yapamadığı iddialarda bulunma. Kocaman kocaman iddialar ortaya atıldıkça o mübarek milletimiz, tarih adına çok önemli şeyler vaat eden milletimiz, problemler sarmalı içinde kendini buluyor. Gür diye sağ yıkılıp gidiyor, gür diye sol yıkılıp gidiyor, gür diye ileri yıkılıp gidiyor, gür diye arka yıkılıp gidiyor. Yalnızlıkları içinde size daha evvel de bir tane akıllı Mehmet hikayesi arz etmiştim. Müsaade ediyor musunuz? Bir kere de arz edeyim. Bir uçurumdan aşağı iniyorlarmış bunlar. Akıl daneler. Akıllı Mehmet diye nakledirler bizim oralarda. Akıllıları o. Uçurumdan inmek için böyle dolaşıp belli bir güzergah patika bile olsa oradan inme yerine çar bu hemen bir annevel inelim diye bu sivri akıl işidir altından kalkamayacakları projelerin altına girme, sonra altına girdikleri projenin altında preslenme. Evet, kestirmeden inelim. E nasıl inelim? Biri diyor ki ben diyor bu kayalardan birinden tutunayım. Öbürü de benim belimden tutunsun. Öbürü de onlardan tutuna tutuna aşağıya gitsin. Öbürü de o menkıbeye göre tam 40 tane oluyor. Nihayet yukarıdaki 40 adamı taşır mı bilemiyorum. Olsun 20 tane elleri taşıyamaz hale gelince kopuyor kayadan, hepsi aşağıya düşüyor. 39'u ölüyor. Bunun da kolu kanadı kırılıyor. Çevreden günümüzde bu türlü şeylere maruz kalanların imdadına hemen koşulduğu gibi imdada koşuyorlar. Yahu Mehmet ne oldu diyorlar, sormayın diyor, az daha bir sakatlık çıkaracaktık. Evet, bir şey yaptık, bir şey yapıyoruz mübarek bir ülke, istikbal vaat bir ülke. Bir söğütte, söğütçükte ser çekmek suretiyle altı asır insanlığın kaderine hakim olan devletler muvazenesinde muvazene unsuru olan mübarek Anadolu insanı bu telekomünikasyonun böyle çok inkişaf ettiği, tekniğin çok inkişaf ettiği, teknolojinin çok inkişaf ettiği, bir düğme ile dünyanın en uzak noktasına ulaşabildiğiniz bir dönemde ülkeyi problemler sarmalı haline getiriniz. Hala da akıllı Mehmet gibi no problem diyorsunuz. Evet, tarih bunları bir böyle ağlama sayfaları olarak onlara yazacak, bir de gülme sayfaları. Ve onu öyle gülecek şey halinde... Öyle ironik bir üslupla ifade edecekler ki milletler katıla katıla adeta tiyatro seyrediyor gibi güleceklerdir. Evet, her devirde olmuştur böyle. Maalesef günümüzde de dünyanın dört bir yanında böyle bir yezidilik var. Evet, biraz atladım ben. Siz de farkına vardınız. Aslında bir şey de Persler. Yahu birader siz Seyyidina Hazreti Hüseyin'i çağırdınız. Ehli beytiyle beraber, çocuklarıyla beraber. Hepsini kılıçtan geçirdiler. Ey madem çağırmıştınız ey Persler, ne diye onların imdadına koşmadınız? Yezid yerin dibine bassın, Allah'ın cezası bir insan. Fakat sizinkine de Yezidlik denmez mi yani? Evet, bu bir yani. Birleri Yezidlik yaparken onca insanın haksızlık karşısında susarak dilsiz şeytanlık yapmasını yezitlik yapanlardan daha garip buluyorum ben. Evet, yezit yezitlik yapıyor. Fakat birileri onun yezitliğine karşı hayır olmaz bu deyip madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir parçası ona sahip çıkmak gerekirken durup uzaktan o işe bakma, Sonra yalandan onların orada şehadetleri üzerinde ağıtlar yakma. Bu insanca bir tavrın işareti değildir. İnsanca tavrın işareti Sa'd ibn uhutta Uhud'da yaptığı şeydir. Bir iki insan dilinden kaçırıyor. Az kenara çekilirken, bir pusu ararken, aman bana bir şey olmasın mülahazasıyla tedbiri temkin teyakkuza geçerken diyeyim ben. Sahabe-i kiramı kınama manasına gelebilecek kelimelerden kaçarak bunları söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti diyorlar. Kılıcını çekiyor, ileriye atılıyor. Onun vefat ettiği yerde siz niye yaşıyorsunuz diyor. Böyle yapmak gerekmez miydi? Musab İbn-i Umeyr gibi yapmak gerekmez miydi? Abdullah İbni Cahş gibi yapmak gerekmez miydi acaba? Allah'ım tam fırsatıdır. Beni burada şehit etsinler. Kolumu kol, bacağım bacak, kafamı kafa koparsınlar. Ben senin huzuruna kanlar içinde geleyim. Bana sen diyesin ki, Abdullah sana ne oldu? Ben Resulullah'ın yolunda, önünde kalkan olmaya çalıştım, böyle oldum. Demek gerekmez miydi? Fakat sadece o feci, o şeni hala aklımıza geldiği zaman o şenaati yapanları Allah yerin dibine batırsın falan deriz. Ama genelde ehli sünnet akidesinde ille de birine lanet etmenin, lanet okumanın, cehenneme girsin demenin sevabına dair bir şey yoktur. Kitapta yoktur, sünnette yoktur müstahak oldukları olacakları şeyleri Allah takdir buyurmuştur ve mutlaka onu yapacaktır. Onun için dilimizi tutar bir şey demeyiz. Fakat yaptıkları şeyi bence o şenati, o denati takdir etmemek mümkün değil. Korkunç bir şeydir o, korkunç bir cinayet. Günümüzde de aynı Yezi'tlikler, aynı haccaçlıklar yaşanıyor. Kendileri gibi düşünmeyenleri Adem'e mahkum etmek için her gün bir entrika, bir komplo sahneye sürmek suretiyle adeta aleme ilan ediyorlar. Ne haccaçlar ne de yezitler hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bahsetmiştim acizane tarihi kadim yazarı Celal Nuri kendi döneminde o meşrutiyet yıllarını cumhuriyet yıllarına bağlayan dönemde henüz Osmanlıca harfleri tarihi de öyle yazmıştı. Kalemi çok güçlü, genç bir insan. Ona dert yanarlar, sokaklar kan seyilaplarıyla çağlayıp duruyor. İnsanlar ölüyor. Haysiyetler, şerefler, namuslar paymal oluyor. Ayaklar altında demek. Der ki o kan seylapları ne zaman durdu ki? Evet, hiçbir zaman Yezidler, Şimirler, İbn Mülcemler, Lü'lüler eksik olmadı. Onun için günümüzde olanlara bakıp da yadırgamayın. Hissi mürüvvetle, engin insanı duygularla kendimize dua ederken Allah'ım şirazeden çıkmış, endaze bilmeyen bizi de bu insanları da hidayet buyur. Cennet yoluna girmeyi lütfeyle ve onları da Firdevs'inle sevindir demek suretiyle haklarında iyilik ve güzellik dilek ve temennisinde bulunalım. Çağın Yezidlerine karşı. Yezid öyle bir Yezid'dir ki Yezid ismini kirletmiş bakın. Yani sadece ehli beyt muhabbetiyle meşbu insanlarda, Alevilerde değil, Sünni dünyada da Yezid adı yoktur, hiç koymamışlar. Oysa ki ashab Bedir arasında bir tespite göre, dört tane başka bir tespite göre beş tane Yezid vardır. Yezid, Arapçada bir kelime. Zade Yezidü'den artar veya artırır manasına gelen bir şey çok kullanılan bir kelime. Fakat adeta Yezid ismi adına Yezid'in dönemi bir dönüş noktası olmuş. Onunla artık Yezid ismi kullanılmayan, başkalarına verilmeyen melun um bir isim haline gelmiş. Ve ehli sünnet ulemasından niceleri ona lanet etmiş. Bedülemali temkinli davranarak ne me lazım mülazasıyla ve lem yel'an yeziden ba'de mevtin sivel miktharu fil igra'i gali demiş. Bu temkinin tedbirin ifadesi Arapça bilenler bilmeyenlere söylerler. Başınıza arttım. Aslında sorumuzun cevabını almış olduk ama yazdığımız için soracağım. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edilişi hala ciğerleri dağılıyor. Özellikle Muharrem ayı gelince yürekler bir kere daha yanıyor. Fakat bugün İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde değişik ölçülerde Kerbela'lar yaşanmaya devam ediyor. Kerbela hadisesini nasıl okumak, anlamak ve anmak lazım ki yeni Kerbela'ların önüne geçilebilsin. Evet. Dört bir yandan bela, bela sarmalı demektir esasen o. Oh. Alvar Imam ifadesiyle bugün mahi muharremdir, muhibbi hanedan ağlar. Efendim, bugün eyyami matemdir, bugün abi revan ağlar, revan nehri. O çevrede olduğundan dolayı. Mehmet Akif farklı bir şekilde meseleye temas eder. Onun kap kapkaranlık bir gün olduğunu ifade sadedinde mevzu o değildir. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Muharrem mübarek bir aydır. Hazreti Nuh'un halas olduğu aydır. Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu aydır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın, Firavun'un şerrinden kurtulduğu aydır. Bağrında bu kadar güzellikleri saklayan ay, Kerbela ile öyle bir kirlenmeye maruz kalmıştır ki, Ehli Beyt-i Resulullah orada şehit olmuşlardır. Onun için Mahi Muharrem insanların, müminlerin, sünni, alevi herkesin ağladığı bir haline gelmiştir. Fakirin de çocukluğum dönemi itibariyle canı gönülden bağlandığım o Alvar İmamı'nın sözünü size söyledim. Uzun bir burada ağıt gibi bir şey yani esasen. Bir kaside ağıt gibi bir şeydir. Akif bir yönüyle dini çöküş ve dindarın künde künde üstüne yıkıldığı bir dönem. Onu ifade ederken meseleyi Mahi Muharrem yaşamaya benzetiyor. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah o da Leyli Matem oldu. Çiğnen de harimi paki şer'in namusa yabancı mahrem oldu. Bugün 350 milyon İslam dünyası mazluma ne yaman bir alem oldu beynin de öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Ve sonra bir tazarruh, bir teveccüh nebevi, Efendimiz'e teveccüh. Allah için ey nebi masum, bizleri bırakma böyle bir kez. Günümüzdeki bir yönüyle o mazlumiyet, o mağduriyet, o mahkumiyet, o mescuniyet, o mustantakiyet, istintaklar. Allah için ey nebi masum, bizleri bırakma böyle bir kez, bizleri bırakma mazlum. Demek suretiyle, yani orada tema olarak, Kerbela'nın bir karanlığın esasen, bir vahşetin, bir denaetin artık ünvanı haline geldiğini, o güzeli may, insanlığın iftihar tablosunun, vahşetten ve denaatten sıyrılarak, Sevir Sultanlığı'na muhakkaten ikame buyurduktan sonra Medine-i Münevvere hicret ettiği Muharrem ayı ve Müslümanlığın sene başı olarak kabul ettikleri Muharrem ayı o dönemde sahabe-i kiramın ittifakıyla oluyor bu. Bir gün geliyor Kerbela'da Ravan Nehri kenarında o ay öyle bir kirleniyor ki artık ondan sonra Muharrem ayı dediğimiz zaman aklımıza o geliyor bizim. Ancak hani bu türlü şeylerde mesela hakikaten Hz. Ali Efendimiz'in i̇bn Mülcem denen densiz insan tarafından şehit edildiği dönem bir hadise olarak anılması lazım. Fakat o hadise anılırken bence Hz. Ali'nin Şahi Merdan, Damadi Nebevi, Hayderi Kerrar ve ikinci Müslüman veya üçüncü <laughs> Müslüman yani ilk Müslüman, Hadiçe Validemiz'dir, Hazreti Ali daha çocuktur, Ebu Talib'in oğlu, Efendimiz'in terbiye gerdesidir. Şimdi bir ufku var yani, ta baştan inanmış, o pota içinde erimiş, her şeyi duymuş, görmüş, çok yakından onu tanımış. Bu ona ait hususiyetleri, manevi, ledünni, kalbi ve ruhi hayatını adeta bir yönüyle, onun altın oluğu olarak arkadan gelen evliyanın kalplerine ifaze buyurmuş bir insan. Şimdi Hz. Ali Efendimiz anılmıyor vakıa. Ama anılırken ona ait bu hususiyetler anılmak suretiyle nasıl Hayber'in kapısını kopardı? Nasıl Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kerimeyi, muhteremeyi, mualleyi, muazzezeleriyle izdivaç yaptı? Nasıl onunla bir hayat sürdü? Yani bu hususları anlatmak suretiyle meseleyi Hazreti Ali ufkuna bağlamak lazım. Halife olduğu dönemde, Hazreti Ali şuydu, halife olduğu dönemde hükmettiği cihan bir yönüyle şimdiki Türkiye kadar 20 idi. İki kat elbisesi yoktu. Merak mı ediyorsunuz? El-Adaletül İçtima'iye fil İslam Seyyid Kutub'un eserine bakın. Diyor ki, Kış günlerinde Hazreti Ali yazlık elbiseyle tir tir titriyordu. Yaz günlerinde de bazen kışlık elbiseyle buram buram ter döküyordu. Çünkü iki kat elbisesi yoktu. Bazen öyle rastlıyordu. Bir elbisesi vardı. Ama o kışa rastlıyordu. Ama yazlık elbiseydi. Bu defa tir tir titriyordu. Bazen de Yaza rastlıyordu ama kışlık elbise, bu defa da buram buram ter döküyordu. Hazreti Pili Mugan, Şem-i Taban bu mevzuda onun kerametine veriyor o meseleyi. Fakat kutup, siyer ve magazi şey, beyanlarına dayanarak bu mevzuda, Hazreti o fakirane hayatını anlatıyordu. Hazreti Ali ve mübarek annemiz Hazreti Fatıma anlatılırken bence, bu hususiyetlerini görmezlikten gelmemek lazım. Bir şey de arz edeyim size. Ehli Beyt kimdir? O hane nasıl bir hanedir? Hazreti Ali'nin hanesinin iki göz olduğunu zannetmiyorum ben. Zannediyorum hücre gibi bir yerde kalıyordu, halif olduğu dönemde. O mübarek validemiz, hani siz dersiniz ki anam bizim yaşadığımız çağda olsaydı, Hammal gibi koştururduk, bütün ihtiyaçlarını görürdük. O anamızın o kadar hayatı böyle zorlukla götürmesine fırsat vermezdik. Evinde öğütülecek bunu kendi el değirmeniyle yapıyor. Ve canım çıksın elleri nasır bağlıyor. Hazreti Ali kuyulardan su çekerek evinin ihtiyacını karşılıyor. Kuyulardan su çekiliyor. Göze yok, kaynak yok orada. Medine-i Münevvere'de de. Ve validemiz çok erken dönemde, yani bu gençlik yaşlarında, düşünün Medine-i Münevvere'ye teşrif esnasında 20 yaşında var yok. Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman da 30 yaşında var yok. Efendimizden 6 ay sonra dayanamıyor o hicrana, yürüyor ruhunun ufkuna, dayanamıyor. Türbe-i saadete gidiyor Efendimizin, toprağı alıyor, kokluyor. Ma da ala men şemme türbete Ahmed'a en la yeşümme medez zamani gavaliya subbet aleyye mesaybun levenneha subbet aleyye misirne leyaliya Evet bu duygu diyemeyecek. Mahalli söylemeye gücüm yetmeyecek. Efendimiz'e geliyor, o nasırla ellerini gösteriyor. Ya Resulallah, Türk gelen o humustan, ah istismar edilen o humus, işin başındayım bize düşen de bir humus var. Ah kör olası gözler, ah sağır kulaklar, işin hakikatinden haberdar olmayan, ah şekli Müslümanlıkla teselli olan, gerçek Müslümanlığı bilmeyen, onu ikame edeceğim diyen nankörler. Ya Resulallah tahammül fersa artık götüremiyorum. Eve gidin, ben geleyim, beni bekleyin orada. Mübarek annemiz diyor ki, en sahi hadis kitaplarında. Biz yatağa girmiştik Ali ile. Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalkmak istedik, olduğu gibi kalın dedi. Birinin bir yönüyle amcazadesi, öbürü de kızı. İkimizin arasına girdi detayına kadar anlatıyor annem. Diyor ki ayağının serinliğini göğsümde hissettim diyor orada. Buyurdular ki ben size benden istediğinizden daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah dedik. Buyurdular ki yatağa girmeden evvel 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber. Namazda 33, o da 33, 34 defa Allahu Ekber dedik bu sizin için daha hayırlıdır. Pekala ya Resulallah. Pekala ya Resulallah. Ali bu. Fatıma bu. Radiyallahu anhuma. Tağlib tarikiyle ikisini istizna radiyallahu anhuma. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimizin neşet ettiği yuva oydu Ali'nin, Fatıma'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah gölgesini başımızdan eksik etmesin. Vaka gölgesi yoktu. Şeyh Galip sayesi düşmez yere. Bir nahli tuğursun, mehli alem girsin, baştan ayağa nursun der. Ama Allah sayesini, gölgesini başımızdan eksik etmesin. Gölgesi başların üzerinde bir saadet tanesiydi. Seyyidine Hazreti Ali ve Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz de bu. Hazreti Ali'yi anlatırken bu incelikleriyle anlatmak lazım. Hazreti Hasan Efendimiz'i anlatırken bu incelikleriyle anlatmak lazım. Müstahniyane yaşamış, kimsenin devletin beş kuruşuna tenezzül etmemiş ve bir gün de bunlar yetmiyormuş gibi kemalatı, terakkiyatı, zirveleşmesi adına zehirleyerek onu da şehit etmişler. Efendim kavi şüpheye binaen. iyi mi bak hukuk sistemi nereden alınıyor? Kavi şüpheye binaen. Hz. Hüseyin'in şahadeti de kavi şüpheye binaen. Yezi't nesi? Yezi't haini diyelim değil mi? Yani melunu diyelim. Yezi't haini. Kavi şüphe şu yani. Bir yerde bu adamlar tam bizim gibi düşünmediklerine göre kuvvetli bir şüphe var. Dolayısıyla bunları hemen alıp içeriye derdest etmek lazım. Ona göre savcı uydurmak lazım. Ona göre hakim uydurmak lazım. Ona göre de polis uydurmak lazım. Kuvvetli bir şüphe vardır. Bunların canını okumak lazım. Yezid düşüncesinden farkı yok. Ne diyor Yezid? Bunlar diyor şayet diyor Kufe'ye varırlarsa Irakların bize karşı karşı çıkmaları kavi bir şüphe teşkil eder. En iyisi mi? Bunların hepsini kellelerini alalım. Dolayısıyla o kavi şüpheye meydan vermeyelim. la farka beyne haza ve beyne haza la fark. La fark. Yasasın çağın gezitleri. Şimdi Hazreti Hasan Efendimizi, Hazreti Hüseyin Efendimizi kendi hususiyetleriyle, enginlikleriyle, derinlikleriyle anlatmak lazım. Vaka bize ulaşmış Hazreti Hasan Efendimiz'e ait öyle geniş bir münacat yok. Çok gaileli bir dönemde neşet etmişler. Kaybolmuş belki. Belki İran'da onlar kendi kaynaklarıyla kendilerine ulaşmış şeyler vardır da 2-3 satırlık bir şey var. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in iki parça bir şeyi var. Ama onlardan sonra olan torunların esasen bunların evlatlarının çok uzun, çok geniş münacatları var. Çok ciddi enginlikte kıtmir görüyorum ben onu. Ve hatta diyorum ki acaba o dönemde bunu yazacak kadar böyle o türlü ıstılah filan terminoloji dil, terminoloji o kadar gelişmiş miydi? Yoksa sonradan mı bunlar yazıldı? Çünkü çok derin, çok engin. İnsanın külahını yukarıya atacağı şekilde bir derinlikle duygularını seslendirmişler. Şimdi o zevatın bence dünyalarına girilince esasen bu enginlikleriyle anlatılması lazım. Ben ona taraftarım. Hatta diyorum Efendimiz'in hicreti anlatılmalı, dünyaya teşrifleri, viladet anlatıldığı gibi miracı anlatılmalı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedri anlatılmalı, Uhud'a anlatılmalı, Hüneyn'e anlatılmalı, Mekke fethi anlatılmalı. Fakat temel de orada esasen bizim üzerimize tesir icra edecek ruhumuza haydi bir iki adım daha dedirtebilecek espriye bağlı bir şeyler anlatmak lazım. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Efendimizi anlatırken de bence insanların içinde onlara karşı olan o sevgiyi coşturacak böyle mamalar halinde fışkırtacak şekilde bir şeyler bulup anlatmak lazım. Bulma için çok zahmet çekmeyeceksiniz. Siyere, mağazi derinliklerine indiğiniz zaman onları göklere çıkarabilecek öyle ifadeler vardır ki onlarla, onların gerçek konumlarını belirleyerek ker belayı öyle destanlaştırmak, Hazreti Hasan Efendimiz'in şehadetini öyle destanlaştırmak, İmam Cafer Sadık öyle, Muhammedül Hanifiyeyi öyle, İmam Zeyd'i öyle destanlaştırarak anlatmak lazım. Şimdiki gibi değil yani. Falana lanet okuma, filana lanet okuma, Bunlar, bunların, onların ruhlarına bir faydası yok. Bize de bir sevap kazandırmaz. Lanetin kendisine lanet. Sövmenin kendisine sövmez. Seb. Kur'an-ı Kerim وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ بِغَيْرِ diyor. Kafirlerin, müşriklerin putlarına sövüp saymayın. Na seza, na beca, söz söylemeyin. Yani lata, Allah belanı versin, başına şu olsun, menata şöyle, uzzaya şöyle, İsafa şöyle, nailaya şöyle, zevse şöyle, afrotite şöyle. Bunların aslında bir sevabı yok. Ne Kur'an'da, ne sünnette, ne Selefi Salih'in beyanında, ne Hazreti Ali Efendimiz'in beyanında, ne Hazreti Hasan Efendimiz'in beyanında, ne Hazreti Hüseyin Efendimiz'in beyanında yok böyle bir şey. Olsa olsa Yezid'in beyanında, Hacca'cın beyanında olur. Evet. Öyle bir şey yok bunlarda. Ama o zatların gönüllerimize dipdiri. Her zaman hatırladığımız zaman gönlümüzde oturabilecekleri bir sandalyada oturuyor gibi. Bize yeniden bazı şeyler mevzuunda komut veriyor gibi, kumanda ediyor gibi. Gönlümüzde onları öyle büyükleriyle duymamız lazım. Göz yaşlarıyla yad etmemiz lazım. Yalanla değil, bağırıp çağırmayla değil, Böyle yad etmemiz lazım. İmkan olsa da keşke ister camide, isterse cem evinde mesela bu şekilde yaklaşma Allah'ın izni inayetiyle onların sevgisini gönüllerimizde kalıcı kılacaktır inşallah. Ve dünya bir gün onların çizgisinde yeniden şekillenecektir. Ve herkes birbiriyle kucaklaşacaktır. Gezitler duygusu, toprağa gömülecek, üzerine ne kayalar konacaktır. Bir daha hortlamasına meydan verilmeyecek şekilde defnedilecektir. Defnedilecektir. Yezidi düşünceler, haccacı düşünceler, amnofisi düşünceler. Bu da oldu mu yani yavrum? Yayın isvet amnofisi olur mu? Ramsesi düşünceler, İbnü Şemsi düşünceler. Sezari düşünceler, İskenderi düşünceler, Napolyon'i düşünceler. Allah bizi istikametten ayırmasın. Ehli Beyt yolundan bizi ayırmasın. Biz hepimiz öyleyiz. İçimizi burada seslendiriyoruz. Ben daha evvelde onunla noktalayayım. Ben onlara karşı öyle delice bir muhabbetim vardı ki, böyle semavi gibi. Yani Cebrail Hazreti Ali ile Acaba bunlar ikiz miydi filan? Öyle bir düşüncem. Hani bu diğerlerini görmeme duygusu böyle içimde hasil ettiğinden dolayı o bir abide şey. Bunu tadil etme bir yönüyle kitap ve sünnet çerçevesinde belli bir konuma getirme adına ipi kendimi zorladım. Yani biraz pederin, belki biraz validenin o mevzuda onlar tekke ve zaviye terbiyesiyle neşet ettikleri için onlar ehli muhabbet, ehli Beyt muhabbeti çok aşkındı, çok taşkındı yani. Ölürler de onlar. Hep Hazreti Ali'ye ait menkibeler, bazen o üstureler hep tilavet edilir. O çocuklu şuur altı mütesebat dönemi, yani işte sıfır beş mi, yedi mi, on mu neyse, o arada o şuur altı mütesebat onlarla öyle donanmış ki sonraları ben böyle adeta. Diğerleri böyle yok gibi filan oluyordu. Onu dengeleme adına kendimi epey zorladım yani. Tadil etme adına epey zorladım. E başka değerleri de, saygıya değer başka insanları da kendi konumları itibariyle kabul etmek, saygı duymak öyle. Biz o anlayışla, o duyguyla neşet ettik. O atmosferde neşet ettik. Fakat gel gör ki, Belli bir dönemde bu toplumun böyle nuans farkıyla birbirinden ayrı olan unsurlarını, birbirine bütün bütün yabancıymış gibi, onlara bir şey söyledi, tahrik ettiler, beri tarafa bir şey söyledi, tahrik ettiler, kopardılar. Günümüzde ekratla etrakin birbirinden kopup gittiği gibi. Sonra meseleye reçete sunanlar, yarayı iyice büyüttüler. Neşter bulmadan anlamayanlar veya mualeceden anlamayanlar, hastalığı bilmeyenler Ziya Paşa ifadesiyle bil illeti kız sonra müdavata tasaddi her merhem her yaraya derman mı sanursun en ummadığın keşfeder esrarı derunun sen herkesi kör alemi sersem mi sanursun der bence herkesi kör alemi sersem sanan insanlar o hastalığa farklı muhalecede bulundu maalesef değişik komplikasyonlara sebebiyet verdiler aslında muhalece bir kalp damarına bypass yapma adına muhaleceden daha ciddi bir hassasiyet istiyordu. Beyne müdahaleden daha ciddi bir hassasiyet istiyordu. Fakat acemice çocukların elinde o muhalece yapıldığından dolayı nöronlar tahrip edildi, korteks tahrip edildi, kalp damarları tahrip edildi ve bir millet manen ölüme terk edildi böyle yapanları Allah ıslah eylesin. Bize de akıl, fikir, engin düşünme, objektif bakma, görülebilecek şeyleri doğru görme Allah lütfeylesin.